Merhaba. Bu videoda elektrik akımı üzerine konuşacağız. Aslına bakarsanız akımın hikayesi yük fikriyle başlıyor. İki çeşit yük olduğunu biliyoruz. Bunlar pozitif ve negatif yükler demiştik. Şöyle iki minik yük yapalım. İşaretlerinin birbirine ters olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Aralarında da bir çekim gücü oluşacak. Eğer işaretleri aynıysa mesela buraya iki tane pozitif yük koyarsak bunlar birbirini itecektir. Bu da elektrostatik düşüncenin temelini oluşturuyor. Tabii ki aynı durum iki negatif yük için de geçerli. Yani bunlar da birbirini itecektir. Aynı yükler birbirini iter, zıt yüklerse çeker. Tamam mı? Yük fikri kısaca bu şekilde. Şimdi de yükleri elde edeceğimiz bir yer bulmalıyız. Bu yerlerden bir tanesi bakır tel olabilir. Bakır atomunun çekirdeğinde biraz proton, bunun etrafında da yörüngelerinde dolanan elektronlar bulunuyor. Elektronları şöyle çizelim. Çekirdeğin etrafında böyle yörüngeler oluşacak. Güzel güzel daireler çiziyoruz. Minik eksilerle beraber elektronları yörüngelere yerleştirelim. En uzak yörüngelerde bile elektron var. Değişik bir bakır atomumuz oldu değil mi? Bakırın simgesi Cu, atom numarası ise 29. Bu da Çekirdekte 29 proton, çekirdeğin dışında da 29 elektron var demek oluyor. Bakırın son yörüngesinde sadece bir elektron bulunuyor. Şurada gösterdiğim minik elektron. Bu bakırdan en kolay ayrılabilen ve iletimde yani elektrik akımında rol alan elektrondur. Elimizde bir parça bakırımız olsa her bir bakır atomunun sondaki şu yalnız elektronu verme ihtimali var. Başka bir elemente bakalım. Örneğin gümüşü inceleyelim. Gümüş de bakırla aynı elektron yapısına sahip. Yani bu gümüşün de son yörüngesinde sadece bir elektron olduğu anlamına geliyor. İşte tam da bu nedenle bakır ve gümüş çok çok iyi iletkenlerdir. Gelin buraya bakır bir tel çizelim. Telin katı bakırdan oluştuğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla her tarafı bakır atomlarıyla dolu. Karşısına da bir voltaj koyalım. Minik pilimiz de burada. Burası eksi tarafı, burası da artı tarafı olsun. Pilimizi bakır telimize bağlayalım. Şimdi ne olacak? Bakırın içinde atomlarla birlikte bir sürü elektron var. Elimizdeki nötr bir metal parçası, yani elektron sayısıyla proton sayısı birbirine eşit. Fakat elektronlar serbest halde dolaşıyor. Yan taraftaki artıyla eksenin birbirini çektiği durumla aynı oldu, değil mi? Bu yüzden elektronlar da az önce koyduğumuz artıya doğru biraz hareketlendi. Bu da bu bölgenin pozitif yüklenmesine neden olacak. Elektronların hepsi okla çizdiğim yönde pozitife doğru hareket etmeye başlayacak. Sonunda da aşağıdaki elektronlar pilden dışarı çıkacak. Buraya doğru hareket edecekler ve potansiyel fark oluşturacaklar. Buradaki teldeki elektronların sola doğru hareket etmesinden kaynaklanan net pozitif yüküm olursa pildeki elektronlar da orayı dolduracak. Biz de bu durumda net negatif yük hareketi elde edeceğiz. Bu hareketin yönü de gösterdiğim gibi sağa doğru olacak. Peki bunu nasıl ölçeceğim? Bu duruma neden olan şeyleri nasıl bir sayıyla ifade edeceğim? Evet, burada niceliği öğrenmek istiyoruz. Buradaki akımın miktarının ne kadar olduğunu bulmak istiyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Mesela buraya hayali bir sınır çizelim. Bu sınır bakırı yukarıdan aşağıya kessin. Biz de şurada duralım bu sınırı durduğumuz yerden izleyelim ve sınırdan geçen elektronları sayalım. Tabii elimizde bir de kronometremiz olacak ve süreyi de hesaplayacağız. Basitçe şuraya negatif bir yük çizelim ve diğer tarafa doğru ilerlesin diyelim. Biz de bu sırada 1 saniyede sınırımızdan geçen elektronları sayıyor olacağız. Sonuçta da birim zamandaki yükü elde edeceğiz. Tabii bu yüklerin hepsi negatif. Zaten akım dediğimiz şey de tam olarak bu. Aslına bakarsanız bunu nehirde akan suya da benzetebiliriz. Fikir olarak aynılar. Şimdi daha farklı bir senaryo kuralım. Burada da aynı şekilde akım üreteceğiz. Ancak bu sefer bunu su ve tuzla yapacağız. Şöyle bir tuzlu su borusu çizelim. Bu tüpün ağzına kadar tuzlu suyla dolu olduğunu düşünelim. Şuraya bir de pil koyalım. Kenarlarından tüpümüze bağlayalım. Burası pilin arta kısmı olsun. Diğer tarafı da eksi kısmı. Su yani H2O ve bunda iletim olmaz. Çünkü hali hazırda serbest elektronları yok. Ama şimdi suyun üzerine biraz sofra tuzu ekleyeceğim. Yemeğinize eklediğiniz sıradan tuzdan bahsediyorum. Bildiğiniz gibi tuz sodyum ve klorürden oluşuyor. Sodyumun simgesi Na, klorürünse Cl. Yani yemek tuzu aslında sodyum klorürdür. Suya biraz sofra tuzu koyarsak tuz suyun içinde çözünecek ve sodyum da bir pozitif, kloda ise bir negatif yük oluşacak. Böylece buradaki pozitif yüklü sodyumlar ve onlara yakın negatif yüklü klorlar dolanacak. Eşitliği bozmamak için şöyle çifter çiftler koyalım. Pilden çıkan kablolarımızı bu suya batırırsak pildeki pozitif yükler ve negatif klorlar arasında bir çekim olacak. Klorlar biraz bu yöne doğru hareket edecek. Diğer tarafta da aynı şey olacak. Bu da pozitif yüklü sodyumları çekecek ve aynı zamanda negatif yüklü klorları itecek. Bu nedenle şu yönde artı Q dediğimiz pozitif yüklerin net hareketini elde ederken diğer yönde de eksi Q yani negatif yüklerin net hareketini elde edeceğiz. E, peki bu akımı nasıl ölçeceğiz? Aslında yukarıda bakırda uyguladığımız yolun aynısı. Şuraya hayali bir sınır çizip, onun hemen yanına konuşlanacağız. Ardından da yüklerin bu sınırdan hareketini izleyeceğiz. Sodyumların sağa doğru geçeceğini ve klorların da ters yönde hareket edeceğini göreceğiz. Pozitif ve negatif yüklerin sınırımızdan birbirine zıt yönde geçtiğini böylelikle görmüş olacağız. Evet şimdi de bu geçen zıt yüklerin toplamını alalım. Örneğin bir sodyum bu yöne geçsin, bir klor diğer yöne geçsin. Bu toplamda sınırdan iki yükün geçtiğini gösterir. Umarım kafanızda bir şey canlanmıştır. Bir yük bu tarafa, diğeri de tersi yönde geçiyor. İkisinin işaretleri birbirine zıt olduğu için de toplamda iki yük oluyor. Bu durumda akım iki yük bölü birim saniyeye eşit oluyor.